Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dikkat çeken açıklama. Irak parçalanırsa sırada 3 ülke var. Irak'taki krizle ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Irak'ın statüsü değişirse Türkiye'nin kendi güvenliği açısından bir takım haklarının doğacağını, ayrıca bir bölünme durumunda sırada Suriye, Türkiye ve İran'ın olduğunu söyledi. Irak'ta yaşanan siyasi kriz iç çatışmaya dönerken, ülkede bölünme tehlikesi ortaya çıktı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın ve Türk Tarih Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Refik Turan son gelişmeleri gazetemize değerlendirdi. Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın, 2003'ten sonra gelinen noktadaki uyuşmazlık, hükümetin bir şekilde kurulamaması, mevcut anayasa hükümlerine göre başbakanın Şii Iraklılardan seçilmesi gerekirken, İran yanlısı kuvvetler hükümeti ele almaya kalkınca Sad kuvvetleri buna karşı çıktı. Geçen Ekim ayından bu yana da iktidarsızlık had safhaya ulaştı. Parlamentonun işgalinden sonra gelinen noktada bugün artık fiilen bölünmeye giden bir Irak görüyoruz dedi. Bu noktada Türkiye'yi yakından ilgilendiren bazı konular var diyen Profesör Doktor Caş'ın, birincisi Türkiye, Irak'la ilişkileri çok iyi bir devletti. Bu ilişkiler zayıfladı. İkincisi, Türkiye'nin güvenliği değişti. Yani İran-Irak savaşından palazlanan PKK, burada Akdeniz'e açılan bir PKK koridoru içerisine girmeye çalıştı ve Türkiye'de bunu önlemek için hem Irak'ta hem de Suriye'de askeri harekatlar yapmak suretiyle karakollar kurdu. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü her zaman savundu. Dünya üzerinde Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan bir ülke daha yok. Örneğin İran, burada nüfuzunu artırmak istiyor. Irak üzerinden Haçlı Şabi kuvvetlerini Suriye'ye sevk ediyor. ABD'liler ve Ruslar çekildikten sonra rejim askerlerinin sınırlarımıza İran uçakları taşıdı. Bu bölgede İran'ın, İsrail'in, ABD'nin, İngiliz petrol şirketlerinin kavgası var ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Refik Turansa, Irak devletinin oluşumunda Türkiye iki önemli devletten birisi. Birisi İngiltere, diğeri de Türkiye. 5 Haziran 1926'da Ankara Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma mucibince Irak sınırı ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda bu, Irak'ın statüsünü bu şekilde kabul eden bir anlaşmaydı. Anlaşmanın içinde, bu anlaşma sona erince Türkiye'ye şu veya bu haklar doğar mahiyetinde herhangi bir madde yok ama uluslararası hukukun bazı devletlere tanıdığı hukuki yorumlar ve hükümler var. O çerçevede hiç şüphe yok, Türkiye'ye doğan haklar var dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.